Uçaklar nasıl havalanır, nasıl uçarlar? Bu konuyu önce uçak motorları, daha sonra da uçağın kanatlarının görevlerini anlattığımızda çözeceksiniz. Pervaneler, dönme hareketi yaparken uçağın arka kısmında kalan havayı sıkıştırır, ön kısmında kalan havayı ise seyreltir. Bu durum, pervanelerin arka kısımlarına etkiyen hava basıncının, ön kısımlarına etkiyen hava basıncından daha büyük olmasına neden olur. Böylece uçağı ileri yönde net bir kuvvet etki eder ve uçak ilerlemeye başlar. Uçak motorlarından çıkan itme gücü, uçağın hareket etmesini sağlar. Bu, Newton'un üçüncü yasasına göre gerçekleşir. Her eyleme karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır. Uçakların yükselmesini sağlayan temel faktör, kaldırma kuvvetidir. Bu kuvveti üreten unsurlardan biri de kanatlardır. Uçak, ileriye doğru hareket ederken, kanatlar altlarındaki havayı sıkıştırır ve üstlerindeki havayı seyreltir. Bu durum uçağın alt ve üst kısımları arasında bir basınç farkı oluşmasına neden olur. Böylece uçağa, yukarı yönde net bir kuvvet etki eder ve uçak yükselir. Kanatların şekli, uçağın kaldırma kuvvetini oluşturan önemli bir faktördür. Bernoulli prensibine göre, kanatların üst taraftaki hava akışını hızlandırarak alt taraftan daha düşük bir basınç oluşturması kaldırma kuvvetini artırır. Özetlemek gerekirse, uçakların yükselmesini sağlayan motor ve kanatlardır. Biri itmeyi sağlarken diğeri de yükselmesini sağlıyor. Bu ve benzeri içeriklerin daha çok gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız.